Sesiniz kısıklıyor. Bir ara bağlantım zayıflamış. Bir şeyi Tamam, uyarırsanız şu an iyi. oteldeki arkadaşları. Cemil Bey, rahat pozisyonunuz bu mu? Biz ekranınızı ona göre ayarlayalım. Daha ağırlıklı böyle duracaksınız. Sesiniz kapalı, yine duyamadık. Yani devlet memurları kanuna falan aykırı değilse böyle durmayı Yok düşünüyorum. yok. Tamam. Ağırlıklı başı. Tamam, biz ekranınızı ona göre ayarlayalım. Biraz. Tamam. Hazır olduğunuzda başlayabiliriz, ondan geriye sayıp. Biz hazırız. Konuşmacılarımız da hazır galiba. Evet, yani. Evet, direkt ekranda sizi göreceğiz başta. Sonra sizin anonsunuzda sonraki konuşmacıyı göreceğiz. Çağırıyorum. Bir sonraki çağrı bey miydi? Evet, Tamam, benim oldu Çağrı şu Bey an. de İyi. geldi. Evet. Buyurun. Tamamdır. Telefonu O zaman son aldım. uyarımı yapıyorum. Konuşurken mikrofonu açıp konuşmadığınız zamanlarda kapatırsanız çok mutlu oluruz. İyi yayınlar diliyorum. Ondan geriye sayıyoruz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yayındayız Cemil. Merhabalar değerli izleyiciler, değerli Maruf dostları. Türkiye'de yerel yönetimlerin yararlanabileceği fonlar oturumundayız. Eminim ki belediyelerde bilhassa finansman ihtiyacı duyanlar ya da proje geliştirmek isteyenler dört gözle ve bütün kulaklarını açarak dikkatli bir şekilde bu oturumu izleyeceklerdir. Çok değerli konuşmacılarımız var. Ben tabii uzun uzun onları tanıtacak değilim. Zaten biliyorsunuz oturumumuzda zamanımız da yok ama sadece isimlerini ve unvanlarını belirterek başlamak istiyorum. Bülent Özcan Bey var. Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü. Bülent Bey'i bütün belediyeciler bilir zaten. Bir belediye dostu. Avrupa Birliği'nden belediyelere nasıl fon yönlendirebileceği konusunda belediyecilerden daha fazla gayret eden biri. Bu yönüyle de teşekkür ediyoruz. Bülent Bey bugün keynote speaker olarak aramızda. Çağrı Yıldırım Bey var. TÜBİTAK bilimsel araştırma uzmanı. TÜBİTAK'ın da belediyelere yönelik fonları var mı? Muhtemelen çok ilgili olmayanlar bilmiyorlardır. Ya da belediyelerde bilimsel araştırmalar yapan epey sayıda insan var artık. Yüksek lisans ve doktora yapan. Çağrı Yıldırım Bey de bize TÜBİTAK'la ilgili bilgiler verecek. EBRD, Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası'ndan İdil Gürsel var. Belediye ve Çevre Altyapı Direktörü. Zaten epey bir belediye çalışmasını fonlandırdıklarını biliyoruz, düşünüyoruz. Gelecekte belediyelerimizi daha kuvvetli desteklemeleri konusunda da doğrusu istekliyiz. Bu konuda İdil Hanım'ın da çaba göstereceğini düşünüyoruz. Daha sonra yine AFD, Fransız Kalkınma Ajansı, kıdemli proje uzmanı Doktor Melis Aydemir Yıldız bizimle birlikte. O da AFD'nin imkanlarını ve AFD'nin belediye yönelik fonları konusunda bilgi vermeye çalışacak. Süleyman Bayezid Bey, bilhassa İstanbul'da bulunanların çok tanıdığı bir isim. İstanbul Kalkınma Ajansı kurumsal kişiliği ayrı bir şey ama Süleyman Bey ayrıca neredeyse her belediyeci arkadaşın tanıdığı. Proje nasıl yazılır konusunda daima onlara yol gösteren bir arkadaşımız. İSKA'nın projeleri konusunda ve kalkınma ajansları perspektifinde yardımcı bulunacak. Ayrıca Tamer Kılıç Bey aramızda. ICMPD bölge başkanı. Çok ciddi çalışmaları var. Bizim de geçmişte birlikte yaptığımız proje vardı. Gelecekte birlikte yapmayı düşündüğümüz projeler var. Yerel yönetimleri çokça katmak istiyor. Bir de aslında Balkanlar ya da Doğu Avrupa bölgesiyle de Türkiye arasında bir ağ çalışmaları var. Onun da çok ciddi katkı sağlayacağını ve belediyelerimize öngörü sağlayacağını düşünüyorum. İzin verirseniz hiç zaman kaybetmeden başlayalım. Ve Bülent Özcan Bey'e sözü vermiş olayım. Bülent Bey'in açıklamalarını dinlemiş olalım. Buyurun efendim.
Emi Bey çok teşekkür ediyorum. Öncelikle güzel, başarılı bir konferans dönemi diliyorum. Yine Marmara Belediye Birliği olarak Marmara Urban Forum'da çok güzel işler çıkarıyorsunuz. Bütün yerel yönetimlerin, yerel yönetim ekosistemindeki tüm kuruluşların yararlanabileceği çok güncel tematik alanlarda uluslararası önemli, keyifli bir organizasyon. Biz de bunun bir parçası olmaktan büyük keyif alıyoruz. O yüzden ellerinize sağlık. Size ve ekibinize de teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. Tabii bugün önemli bir oturumdayız. İçinde bulunduğumuz dönemde finansman değerli, çok kritik bir husus. Biz de bugün yerel yönetimlerin yararlanabileceği fonlarla ilgili bir perspektif çizmeye gayret göstereceğiz. Şimdi aslında baktığımız zaman bizim açımızdan da bugünkü sunum yapacak aktörler açısından değerlendirdiğimizde de aslında çok kritik katılımcılar bizimle beraber. Yerel yönetimlerin finansman ihtiyaçları nelerdir ya da imkanları nelerdir diye baktığımızda, devletten gelen payı dışarıda bıraktığımızda elbette birincisi uluslararası fonlar oluyor. Bunun içerisinde Avrupa Birliği'nin özel bir yeri var. Bizimle beraber bugün Ufuk Avrupa programını anlatmak üzere TÜBİTAK'tan katılımcımız birlikte. Bunun yanında diğer uluslararası kuruluşların yürüttüğü programlar var ki bu açıdan baktığımızda onların detaylarında, en azından hepsinin değil ama bazı temsilcilerin detaylarıyla neler olabileceğini hep beraber göreceğiz. Bunun yanında yerel fonlarda ajanslar önemli bir yer ediniyor. Kalkınma ajansları özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesine girdikten sonra rekabetçilik, kalkınma alanında önemli değişikliklere, yaklaşımlara haiz oldular ve bunu bu perspektifte bugün görebilme imkanına sahip olabileceğiz. Yani baktığımızda hem yerel perspektiften hem ulusal ve uluslararası birçok farklı alandaki perspektiften değerlendirme imkanına sahip olabileceğiz. Umarım katılımcılar için yararlı olur. Şimdi içine girdiğimiz dönem aslında tüm dünya açısından da kritik bir dönem. Çünkü iklim değişikliğinden bahsediyoruz. Bunun yaratmış olduğu sorunlar ve sıkıntılardan bahsediyoruz. İşte bütün bunlar için Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerini yaklaşık 5-6 sene önceki dönemde ortaya koydu. Birleşmiş Milletler'in koyduğu bu kalkınma hedefleri bir tarafta. Avrupa Birliği buna duyarsız değil. Yeşil Mutabakat adı altında yeni bir tanımlama yaptı. Burada karbon nötr bir coğrafya olması gerektiğini söyledi ve bütün aktörlerin bunun üstüne düşen sorumlulukları yapmasını istedik. Yerel yönetimler bunların başında geliyor. Yani hareketlilik anlamında, ulaşım anlamında, iklim değişikliğini etkileyebilecek şehir değişimi anlamında yerel yönetimlerin yapması gereken çok şey olacak. Dolayısıyla bizim yerel yönetimlerimizin üzerine de önemli bir görev ve yük binecek bir açıdan bakarsak. İşte Paris Anlaşması diyoruz, Paris Anlaşması'nın getirdiği yükümlülükler diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz hafta ifadesiyle Türkiye Paris Anlaşması'nı imzalayacak. Bu ay içinde mecliste görüşülecek. Bu ayın sonunda Glasgow'da bu konuyla ilgili süreç hızlanmış olacak. Bunun getirdiği yükümlülükler de var. Yerel yönetimler işte bunun göbeğinde. O yüzden de finansman gerçekten bu değişimi yakalayabilmek adına da çok önemli. Şimdi AB açısından bakarsak, Avrupa Birliği fonları, yani benim de uzmanlık alanım ve çalışma alanım olan Avrupa Birliği fonları açısından bakarsak da yeni bir döneme giriyoruz. Yani bütün bu yeni söylemlerin yanında finansal olarak da yeni bir döneme giriyoruz. Çünkü 7 yıllık dönemlerde perspektif belirliyor AB. 2014-20 dönemini bitirdik. 2021-2027 dönemine gireceğiz. Bu dönemde yerel yönetimlerin daha önceki dönemlerden de çok farklı olmamak açısından temelde baktığımız zaman iki tane önemli finansman paketi var veya imkanı var. Birincisi aday ülkeyiz. Adaylık döneminde Türkiye'ye sağlanan destekler devam ediyor. Biz buna kısaca İPA diyoruz. Katılım öncesi mali yardım. Bunun altında yararlanabileceği imkanlar belediyelerimizin var. Ama geçtiğimiz dönemden biraz daha farklı. Daha önceki dönemlerde İPA altında biz yerel yönetimlerimizin özellikle altyapı ile ilgili konularda katı atık, atık sular gibi altyapı projelerine hibe desteği sağlayabiliyorduk. Oysa bu İPA'nın yeni döneminde, 7 yıllık döneminde altyapıya, yani inşaat işlerine yönelik finansman biraz azalıyor. Bunun tersine daha çok iklim değişikliğiyle mücadele, bunu güçlendirme, bu konuda kapasite artırma, kentler arasında işbirliğini ve diyaloğu artırabilecek imkanlar, politika yapma süreçleriyle, bakanlıklarla yerel yönetim arasındaki
ağı ve bağlantıları kurdurabilecek destekler ortaya giriyor. Ama ikinci asıl önemli bir konu, İPA kaynaklarını biz şunun için kullanmaya gayret göstereceğiz. O da uluslararası finans kuruluşlarıyla İPA kaynaklarını birleştirip bizim adına blending dediğimiz, yani karma bir finansman yapısıyla kredileri kolaylaştıran, yayan, genişleyen bir mekanizma kullanacağız. İşte bugün iki büyük, iki önemli kreditör kurumun temsilcileri bizimle belediyeler için yaptıkları programları anlatacaklar. Emin olun buna benzer yerel yönetimler için birçok farklı uluslararası kuruluşla kredi paketleri gerçekleştireceğiz. Bu sadece altyapının revizyonu değil ama asıl sürdürülebilir kalkınma hedeflerini destekleyecek, yeşil mutabakatı destekleyecek, Paris Anlaşması'nı destekleyecek. Bir açıdan bakıldığı zaman daha çok kent hareketliliği dediğimiz, daha çok sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi dediğimiz ve yerel yönetimlerin bu alandaki ihtiyaçlarını karşılayabilecek paketler olacak bunlar. O yüzden renkli ve çeşitli imkanlar olabilir ama daha yolun çok başındayız. Bunu müzakere edeceğiz, bunu konuşacağız. O yüzden de İPA'yı biraz kaldıraç etkisi olarak kullanıp yerel yönetimlerin farklı alanlardaki bu ihtiyaçlarını kullanabilecekleri imkanlar ortaya koyacağız. Bu birinci kısım. İkinci kısım ise birlik programları. AB'nin Türkiye'ye sağladığı destekler açısından bakarsak bu programlar İPA'dan farklı. Çünkü İPA destekleri bir hibe. Türkiye onları bir anlamda herhangi bir geri ödemesi söz konusu değil. Ama birlik programları bizim katılım bedeli ödeyerek girdiğimiz programlar. Bunun içerisinde de yine birlik programlarının göbeğine iki tane temel konu oturmuş durumda. Temaları ne olursa olsun yatay olarak baktığımızda bir tanesi yeşil mutabakat, bir tanesi de dijitalleşme. Dolayısıyla ne yaparsanız yapın bu iki konu her noktada karşınıza çıkacak. Bugün de birlik programlarını Çağrı anlatacak. Birlik programlarının en özel programı olan Ufuk Avrupa'yı bize Çağrı Bey anlatacak. Ufuk Avrupa içindeki imkanlarla sadece araştırma değil, asıl yerel yönetimlerin uygulayıcı olarak akıllı şehirler, akıllı malzemeler, akıllı kalkınma, sürdürülebilir kalkınma, döngüsel ekonomi, yani aslında şehirciliğin bugün belediyelerin tartıştığı birçok konunun uygulayıcısı olarak, yenilikleri uygulayıcısı olarak roller üstlenebilecekleri, inovasyon ve teknolojiyi adapte edebilecekleri, kendi kentlerine adapte edebilecekleri projeleri yapabilme imkanına imkan sağlıyor. Bunun detaylarını zaten Çağrı'da anlatacak. O yüzden de ben yerel yönetimlerimizin bu yeni dönemde biraz Ufuk Avrupa programına kulak kabartmaları gerektiğini düşünüyorum. Geçen dönemden çok çok daha fazlasını yapmamız lazım bu programlar altında. Dolayısıyla baktığımız zaman dünyada değişimin getirmiş olduğu, değişimin yaratmış olduğu bir yeniden yapılanma söz konusu. Yani devlet yönetimi de aynı şekilde, kamu kurumlarının icraatları da aynı şekilde, özel sektörün değişimi de aynı şekilde ama buna kayıtsız kalamayacak en temel aktörler ise vatandaşla beraber yaşayan, onun her türlü ihtiyacını karşılayan yerel yönetimler. O yüzden en çok onların değişmesi lazım. Bu süreci en çok onların anlaması lazım. Ve bu kaynakları doğru okuyabilmeleri lazım. İşte bugün tabii kısa bir zaman dilimi içinde bunların hepsini anlatabilmemiz mümkün değil ama birazdan görecekler, uluslararası kuruluşlar, yerel kalkınma, Avrupa Birliği fonları gibi çeşitli imkanlarda neler olabilir ona bakacaklar. Ama bir de diğer taraftan tabii Türkiye'nin bir göç sorunu var. Bu da çok önemli. Bugün bizimle beraber göçle ilgili ne gibi imkanlardan Türkiye yararlanabiliyor? Hep o Avrupa Birliği'nin 3+3 milyar desteğinden bahsediliyor. O nasıl hayat buluyor? İşte onu da konuşabileceğimiz ICMP'den Tamer Bey de var. O da bir göç alanında Avrupa Birliği'nin sağladığı destekler yerelde nasıl hayat buluyor? Yerel yönetimler bundan nasıl yararlanabilecek? Onu anlatacak. O yüzden yararlı bir oturum olacağı düşünüyorum. Doğru bir konu seçimi. Ama tabii ki zamanımız dar. Bunun detayları olacak. Lakin birçok katılımcımız için bir kulağa kar suyu kaçırmış olacağız. Bizler her zaman buradayız ve onların sorularına bir açıdan hazırız. Sizlerin yönlendirmeleriyle belki Maruf'tan sonra daha detaylı kapsamlı çalışmalarda elbette yapabiliriz. Ben herkesin keyif alabileceği bir oturum olduğunu düşünüyorum. Keynote olarak da söyleyeceğim ya da giriş bölümünde söyleyeceğim en önemli unsur bir değişim dönemindeyiz. Buna kayıtsız kalmak mümkün değil. O yüzden de herkesin bu süreci kendini hızlıca adapte etmesi gerekiyor. En çok da yerel yönetimler. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Yani çok kapsayıcı ve aslında bütün konulara, aynı zamanda bütün konuşmacılarımıza da pas veren bir konuşma oldu. Çok teşekkür ederiz Bülent Bey. Belki böylece şeyin sonuna doğru birkaç soru da yapmış oluruz.
İzin verirseniz hemen konuşmacılarımızla başlayalım. Önce Çağrı Bey, TÜBİTAK bilimsel araştırmalar uzmanı Çağrı Yıldırım Bey'den sunumunu alalım. Bu arada TÜBİTAK da son zamanda Marmara Belediyeler Birliği de çok güzel çalışmalar yapıyor. Marmara Denizi'nin temizliği konusunda bildiğiniz gibi bir bilim kurulu oluşturuldu MBB bünyesinde. Başkanı TÜBİTAK Başkanımız. Ve TÜBİTAK'ımız aynı zamanda Marmara Belediye Denizi'nin temizliği ile ilgili bütün o bilimsel çalışmaları tek başına fonluyor sağ olsun. Dolayısıyla aslında denize kıyısı olan 11 tane ilin tamamını ilgilendiren, buradaki 27 milyon insanın hayatını ilgilendiren bilimsel çalışmaları da fonluyor. Bu açıdan da teşekkür ediyoruz. Buyurun Çağrı Bey. Cemil Bey, çok teşekkür ederim. Açılış konuşmasından ötürü Sayın Bülent Özcan'a da ayrıca teşekkür etmek isterim. Çok güzel ifade etti. Avrupa Birliği çerçeve programlarının özellikle yerel yönetimlerdeki yeriyle ilgili. TÜBİTAK olarak bizler ulusal fonlarımızla da yerel yönetimleri desteklemekteyiz. Ben bugün sadece Ufuk Avrupa programı üzerinde sizlere bilgi vereceğim. Bu kapsamda sizlere öncelikle bu programımızın bir bilgisini, genel bir bilgisini vermek istedim. Avrupa Birliği çerçeve programları nelerdir? Bu öncelikle dünyanın en büyük bütçeli sivil ARGE ve yenilik programıdır. Yeni programdan bahsediyoruz. Yaklaşık 95,5 milyar avroluk bir fon söz konusu. 2021-2027 yılları arasında geçerli olacak bu fon ve tüm Türkiye'deki paydaşlarımızın erişimine imkan sağlamaktadır. Yani burada bilimsel araştırma, teknolojik geliştirme, inovasyon faaliyetleri destekleniyor. Belediyelerimiz özellikle inovasyonun uygulanmasında ana rol üstlenmekte. Çünkü Avrupa Birliği artık etkinin yüksekliğini göstermek istiyor. Bu da en yüksek belediyeler vasıtasıyla gösterilebilir, vatandaşlara erişim çağrılarıyla. Türkiye bu programa 6. çerçeve programından bu yana katılıyor. 2002 yılından bu yana ve bizler 4 programdır TÜBİTAK olarak ulusal koordinasyonla, Avrupa Birliği Başkanlığımızla koordinasyonla beraber bu programlara katılım göstermekteyiz. Yeni programa da resmi olarak katılımımız yakın bir sürede gerçekleşecek ama şu anda Türk ortaklar, Türk paydaşlar hiçbir sorun karşılaşmasızın programdan yararlanabilmekte. İlk çağrıların zaten fasılları kapandı ve Türk paydaşlarımız başarılı şekilde proje başvurularını yapmış durumdalar. Şimdi bu program ana bileşenden oluşmakta. Birincisi küresel sorunlar ve endüstriyel rekabet. Bülent Bey'in de bahsettiği gibi yeşil mutabakat aslında küresel sorunlar kapsamına girmekte. Cemil Bey de az önce bahsetti, müsilaj, işte çevresel felaketlerle karşılaşmaya başladık. Avrupa Birliği artık bu problemleri büyük bir çapta, sorunları çözüm bulmak amacıyla büyük miktarda fonlar ayırmakta ve bunu yeşil mutabakat politikası altında vermekte. Bu da gördüğünüz gibi 95,5 milyar avroluk bütçenin %50'sinden fazlası aslında bu alana ayrılıyor. Onun dışında %25'lik kısım bilimsel mükemmelliyet dediğimiz araştırmacıların başvurabildiği, dolaşım burslarının olduğu bir alandır. %13,5'lük kısım ise çok önemli aslında. Burası da KOBİ'lerin özellikle faydalanabileceği Avrupa İnovasyon Konseyi'nin fonlandığı bir alandır. Avrupa'dan unicornların çıkacağı, Türkiye'deki unicornların çıkacağı fonların başvurulduğu bir alandır burası. Şimdi Avrupa Birliği, az önce de bahsetmiştim, özellikle küresel sorunları çözüm bulmak istiyor. Bu kapsamda da 17 tane sürdürülebilir kalkınma hedefi var Birleşmiş Milletler tarafından 2030 yılına kadar belirlenmiş. Ve bunların hepsine cevap verecek bir aslında bir program oluşturdular 2 yıl boyunca. Yani Ufuk Avrupa'nın stratejik planını okursanız eğer, 3 yıllık stratejik planını, bu aslında bütün Birleşmiş Milletler'in ortaya koyduğu kalkınma hedeflerine cevap vermeye odaklıdır. Şimdi programın bileşenlerinden bahsetmem gerekirse, Bülent Bey de bahsetti, bu programı anlatmak için sabaha kadar aslında sürer. Çünkü bunların hepsi ayrı bir bileşen ve ayrı bir fon kaynağı. Şimdi bugün sizlere sadece yerel yönetimlerin faydalanabildiği belirli başlıkları anlatmaya çalışacağım. Ama öncelikle şunu bilmenizi isterim. Şimdi program 3 tane bileşenden oluşuyor. Şimdi soldaki bileşen araştırmacı odaklı. Yani bu üniversitedeki araştırmacılar da olur, araştırma merkezlerindeki araştırmacılar da olur. Bunların bilimsel
rekabetini arttıracak fonlardır. Avrupa Araştırma Konseyi, Marie Curie eylemleri dediğimiz dolaşım destekleri bir nevi Erasmus programına benzer bir program ama araştırmacıları 3 yıllığına ya da araştırmacı sanayici işbirliğini sağlayacak eylemlerdir. Asıl belediyeleri ilgilendiren başlıklar ortada yer alan küresel sorunlar ve endüstriyel rekabet altında yer almaktadır. Burası 6 tane kümeden oluşuyor. Sağlık, kültür, yaratıcılık, kapsayıcı toplumlar, sivil güvenlik, dijital endüstri, uzay, iklim, enerji, mobilite ve gıda alanından oluşmaktadır. Küme isimden oluşmaktadır. Bu kümede çağrı odaklı destekler vardır. Çok ortaklı bir yapılı söz konusudur. Yani bir projeye başvurmak istiyorsanız en az 3 ülkeden 3 ortakla başvuru yapılması gerekmektedir. Şimdi 3. bileşen yenilikli Avrupa bileşeni. Burada da COBİ'leri destekler söz konusudur ve COBİ'ler desteklenmektedir. Avrupa Birliği misyonlar belirlemiştir. Yani bu Ufuk Avrupa programında geçtiğimiz programda farklılıklar ne diye sorarsanız en büyük farklılık budur. Yani Avrupa Birliği diyor ki 2030 yılına kadar ben elle tutulabilir, gözle görülebilir artık bir etki yaratmak istiyorum. Bu kapsamda 5 tane misyon koymuştur. Bu misyonlar işte kanserle mücadele, sağlıklı denizler, o işte denizlerdeki, okyanuslardaki plastiğin azaltılması gibi konular ve buradaki bugünkü en önemli konu 2030 yılına kadar 100 tane Avrupa şehrini karbon nötr haline getirecek destekler getirmeyi hedefliyor. Burası çok önemli özellikle. 5 tane misyon bulunmakta. Şimdi 2022 yılında belediyelerin, yerel yönetimlerin başvurabileceği, işte Marmara Belediyeler Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği, yani bu yönetimlerin başvurabileceği, belediyelerin başvurabileceği çağrıları toplamaya çalıştım. Yani burada aslında bu kümeler altında yaklaşık yani 100'den fazla 22 2022 yılında çağrı var. Yani fırsat var aslında. Burada öncelikle sağlık kümesi altında özellikle yerel yönetimlerin faydalanabileceği 4 tane çağrı bulunmakta. Bu çağrıların kodları zaten solda gözüküyor ama bunları ben anlatmam gerekirse şimdi eylem tipi olarak Research Innovation Action gözüküyor. Araştırma ve geliştirme fonlaması ve 10 milyon euroluk toplam bir bütçesi var ve 6 tane proje desteklenecek. Burada ne isteniyor? Obeziteyle mücadele kapsamında neler yapılabilir? Bunun araştırmasını yapın. Bunu yapın derken de çağrı dokümanın içinde aslında yerel yönetimleri de katacak şekilde bir yöntemler geliştirin denmekte. Bu çağrıların hepsinin detayları bu konularla girdiğinizde ama kısıtından dolayı detaya giremiyorum. Kusura bakmayın yeniden. Ufuk Funding and Tender sayfasında ve Ufuk Avrupa sayfasında yer almaktır. Ama bu çağrılarla ilgili detaylı bilgi almak isterseniz sağlık alanı ulusal irtibat noktası arkadaşlarımızla iletişime geçebilirsiniz. Aşağıda e-mail adresini görebilirsiniz. Çağrıların kapanacağı tarihleri de görebilirsiniz. Nisan 2022 tarihi bulunmakta örneğin. Bu tarihlere kadar başvurularda yer alabilirsiniz. İkinci bir alan ise güvenlik alanı. Belediyelerin, yerel yönetimlerin yer alabileceği. Bir tanesi şeyde, bu sene gördük Kuzey Karadeniz'de bir sel felaketi yaşadık ne yazık ki. İşte nature based, doğaya karşı çözümlere yer verecek ve yerel altyapıyı korumasını sağlayacak bir araştırma geliştirme projesi. Ve bu anlamda bir tane proje desteklenecek diyor. Yani güvenlik alanı dediğimizde aklınıza işte füzeler şeyler gelmesin. Tamamıyla aslında sivil güvenlik. Sivil güvenliğin desteklendiği yer ve sivil güvenliğin en büyük yapı taşları zaten biliyorsunuz yerel yönetimlerdir. Burada da güvenlik alanındaki çağrılarla ilgili de İknur Yılmaz Hanım'dan detaylı bilgi alabilirsiniz. Ve son başvurulacak tarihe de daha var. Yani 23 Kasım 2022 tarihine kadar başvurular yapılabilmekte. Şimdi sizleri yerel yönetimleri en çok ilgilendiren ve en heyecanlı konular aslında küme 4 ve küme 5'te. Dijital Endüstri Uzay Kümesi küme 4. Burası neden ilgilendiriyor? Örneğin Social Affordable Housing District Operator. Yani burada özellikle yerel yönetimlerin belediyelerin altında yer alan social house dediğimiz, işte bu huzur evleri olabilir. Türkiye'de social house kavramı daha tam oturmadı ama yine de huzur evlerinden tutun, belediyelerin yer aldığı, işte kimsesizlerin bakıldığı gibi yerlerin aslında bir şekilde
Bu bölgesel anlamda enerji üretebilir ve verimli enerji olabilir bölgeleri gösterin diyorlar. Uygulama projesi tamamıyla. Ve belediyeler buraya kaynakla yer belirtip benim böyle bir binam var, benim böyle bir tane işte uygulama sahamı var, ben buradan fondan yararlanmak istiyorum dediğinde bu çağrıda ortak olarak yer alabilirler. Bu alandaki ilgili irtibat noktası Hale Ay Hanım ve 30 Mart 2022'ye kadar başvuru tarihi var. İlgileniyorsanız eğer lütfen Hale Hanım'la iletişime geçin. Diğer bir alan benim de yer aldığım küme 5 alanı iklim, enerji ve mobilite alanı. Burada da özellikle belediyeleri ilgilendiren başlıklar mevcut. Örneğin yenilenebilir enerji ve enerji pozitif homes gibi bir başlık var. Yani binaların tamamen işte yenilenebilir enerji, fotovoltaik, rüzgar enerjisi ya da işte combined heat and power ya da işte ısı pompalarıyla o binaların tamamen kendi kendini yetebilir hale getirecek uygulama projeleri yapmalarını istiyor. Şimdi teknoloji hazırlık seviyelerini görürseniz eğer, zaten artık bunlar Ar-Ge istemiyor, ben bunları uygulamak istiyorum, artık bunlar pazara girsin dediği projeler bunlar. Ve bu kapsamda tek istenen şey uygulama sahalarının belirtilmesi. Burada belediyeler eğer kar amacı gütmüyorsa %100 fonlamadan yararlanabiliyorlar. Yeter ki uygun sahalar ve uygun koşulları tedariğinin sağlanması koşuluyla. Şimdi buradaki çağrıların da son başvuru tarihleri değişkenlik gösteriyor. 6 Ekim'de de 2022 tarihinde de var. 10 Şubat tarihinde de var. Bu çağrı konuları ile ilgili detaylı bilgi almak istiyorsanız ncpdem@tubitak.gov.tr adresiyle iletişime geçebilirsiniz. Son olarak da biyoekonomi ve doğal kaynaklar alanında da başlıklarımız mevcut. Bu anlamda örnek vermem gerekirse işte Social Innovation in Food Sharing, Urban Communities Food Resilience gibi bir başlık var. Yani burada işte sosyal inovasyonun gösterildiği ve gıdanın erişimini sağlandığı bir komün yapılarını oluşturmasını yeni yönelik bir başlık ve uygulama projesi. Bu da tamamıyla belediyelerin uygun başlıklar. Buradaki çağrılarla ilgili detaylı bilgi almak istiyorsanız ncpbio adresiyle iletişime geçmenizi rica ederiz. Şimdi burada fonlama türleri var. Detaylara çok girmeyeceğim ama Ar-Ge yenilik fonlarında yer almak istiyorsanız %100 fonlama var Avrupa Komisyonu tarafından. Innovation Action dediğimiz az önce uygulama sahaları projelerinde eğer kar amacı güden kuruluşsanız %70'e düşüyor bu fonlama oranı. Eğer kar amacı gütmeyen bir kuruluşsanız STK'sınız ya da Marmara Belediyeler Birliği mesela bir NGO olduğu için %100'e kadar fonlamadan yararlanabiliyor. Ve diğer fonlama kaplarına baktığınızda aslında %100'lere kadar varan yüksek miktarda fonlamalardan yararlanabilirsiniz. Şimdi bunlar başvurular Funding and Tenders Opportunity sayfasından yapılabilmekte. Konsorsiyumlarla başvuru yapılıyor. Yani Avrupa Birliği diyor ki tek başınıza başvurmayın. Ülkelerle işbirliği yaparak başvuru yapın. Buradaki koşul şu. Konsorsiyumunuzda bir tane AB üyesi, iki tane asosiye ülke olmak zorunda. Ve bunlarla konsorsiyum yaparak başvuru yapabilirsiniz. Funding and Tender sayfasının görsellerini paylaşıyorum. Buralardan başvuru yapabilmekte. Çağrıların bütün detayları burada yer almakta. Bu kısımları hızlı geçiyorum çünkü çok az bir vakit kaldı. Biz Türkiye'de bu programın koordinasyonunu yürüten birimiz. Ufuk Avrupa programının koordinasyonunu yapıyoruz. Yani TÜBİTAK'ın rolü burada sizlere yardımcı olmak. Sizlere bir nevi sekreterya işi yapıyoruz aslında. Biz bu bilgiyi daha sağlıklı ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda bizlerin görevleriyle destek ve ödül programlarımız var. Bütün bilgileri Ufuk Avrupa sitemizden ulaşabilirseniz. Yaklaşık 30'dan fazla irtibat noktası arkadaşımız var. Ben enerji alanından sorumlu irtibat noktasıyım. Her alanda sorumlu arkadaşlarımız mevcut ve her biriyle bu kapsamda detaylı bilgi almak isterseniz web sitemizde telefon numaralarımız ve e-mail adreslerimiz mevcut. İletişime geçebilirsiniz. Bu çağrılarda yer almanıza yönelik TÜBİTAK tarafından destek programı mevcuttur. Eğer koordinatör olarak başvurmak istiyorsanız TÜBİTAK size koordinatörlüğü destekleme programı veriyor. Burada siz Avrupa'da bir uzman kuruluşa 15 bin euroya kadar bir proje yazdırma desteği alabilirsiniz. Bunun koşulları, bütün detayları web sitemizde var.
Koronavirüs durumları ortadan kalktığında Brüksel'deki bilgi günleri, proje pazarları etkinliklerine TÜBİTAK seyahat desteğiyle gidebilirsiniz. 1500 avroya kadar destek var. Ağlara üyelik gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin Eurosities gibi ağlar var Avrupa'da, belediyelerin özellikle yer alabileceği mesela. Bunların bütün üyelik ücretlerini TÜBİTAK karşılamakta. Yeter ki başvuru koşullarını karşılayın. Bizim Türkiye'nin Horizon projemiz var. Bunun detaylarına fazla girmeyeceğim. Ama şunu diyeyim, Bülent Beyler, yani bütün kamu kuruluşlarının aslında bir işbirliğiyle biz geçtiğimiz programı çok başarılı bir şekilde kapattık. Verdiğimizden fazlasını aldık tarihimizde. İlk defa %113'lük bir geri dönüş kazandırdık. Gördüğünüz gibi 7635 tane proje başvurusu oldu. 926 tane proje fonlandı ve bunu daha iyisini de yapabiliriz önümüzdeki dönemde. Bu kapsamda en başarılı alanlar, görüyorsunuz, enerji, ulaşım ve direkt belediyeleri ilgilendiren alanlar aslında. Buradan daha fazla fon döndürülebilir. Son olarak bu alanda örnek başarılı projeler görmek istiyorsanız Eskişehir Tepebeşi Belediyesi'nin yer aldığı Murban projesi var. Yaklaşık 5 milyon avroluk bir bütçe döndürdüler ülkemize. Bir AB projesi nasıldır diye görmek isterseniz sadece bunu girin, Eskişehir'de neler yapıldığını görün. Bunların örnekleri daha da artacak önümüzdeki dönem. Ufuk Avrupa Ortayra adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız var. Ve son olarak 18-19-20 tarihlerinde 2022 karlarına yönelik proje pazarı etkinliği yapıyoruz. Online proje pazarı etkinliği. Lütfen bu etkinliğe kayıt olun. Şimdiden 300 tane kayıtımız var. 150 tanesini onayladık. Yani Avrupalılarla Türkleri bir araya getirmeye çalışıyoruz. Ve bir diğeri de Cluster 4 özelinde bu bilgilerin detaylarını, hepsini Ufuk Avrupa sitemizden ulaşabilirsiniz. Çok teşekkürler. Bir ve umarım zamanı tutturabildim. Kusura bakmayın. Çok teşekkürler. Sağ olunuz Çağrı Bey. Böyle nefes nefese sizi bıraktığımızın farkındayız ama tam belediyeci arkadaşların istediği kadar isimler vererek, adresler vererek onları yönlendirdiniz. Çok teşekkür ederiz. Ufuk Avrupa programının koordinatörü olarak TÜBİTAK'ın onlara nasıl yardımcı olabileceği konusunda oldukça önemli bilgiler verdiniz. Şimdi izin verirseniz hiç zaman kaybetmeden İBRD'den İdil Hanım'a geçelim. İBRD de son dönemde Türkiye'deki yerel yönetimlere ciddi finansal destekler, finansal kaynaklar kullandıran, fonlar kullandıran, krediler kullandıran, son dönemde de daha çok böyle yeşil kredi konusunda çalışmalar yapmaya çalışan bir kurumumuz. İdil Hanım, sizi dinleyelim. Buyurun lütfen. Ben de izninizle ekranımı sizinle paylaşayım. Önce çok kısa EBRD'den bahsetmek istiyorum. EBRD 1991 yılından beri bölgede yatırım yapıyor. Neredeyse 6000 tane projeye 150 milyar euro seviyesinde yatırım yaptı. Kabaca yılda 10-11 milyar euro seviyesinde yatırım yapan bir banka. Bankanın yatırım portföyünün içerisinde Türkiye %14'lük payıyla en büyük ülke. Hem yedi yatırımlarda hem de portföy büyüklüğünde. Türkiye'de ne yapıyor banka diye baktığımız zaman Türkiye'de 2009 yılında faaliyete başladık. İki tane ofisimiz ve kabaca 100 tane çalışanımız var. Toplam finanse edilen projeler 329'a ulaştı. Portföy büyüklüğümüz neredeyse 13 milyar avroda. Bunun %15'i öz kaynak yatırımları dediğimiz özel şirketlere verdiğimiz öz kaynaklardan oluşuyor. Şu alt köşede gördüğünüz yıllık yatırım miktarları. Yani yılda 1 ila 2 milyar euro seviyesi arasında yatırım yaptık 2013 yılından bu yana. Kabaca yılda 1,5 milyar euro ortalama diyebiliriz. Ve portföyümüz 3 ana sektöre dağılmış durumda. Enerji ve altyapı, bu benim de içinde olduğum sektör. Finansal kurumlar, bu Türk bankaları üzerinden belediyelere ve reel sektöre verdiğimiz krediler ve son olarak da endüstri, ticaret ve tarım. Bunlar da kabaca eşit ayrılıyor diyebiliriz. Belediye sektörü EBRD'nin ana sektörlerinden bir tanesi.
536 tane projeye bölgede 10 milyar euroya yakın kaynak ayrıldı. Tabii buradaki en büyük yatırımlar su ve atık su alanında oluyor. Atık yönetimi, kentsel ulaşım, belediye hizmetleri gibi alt sektörlere ayrılmış durumda. Bunların hepsi belediye finansmanı kapsamında. Belediye finansmanı araçlarına baktığımız zaman Türkiye'de tabii finansörler arasında yerli ticari bankalar var, devlet bankaları var. En önemli kaynak il banklar sayesinde, il bankası, iller bankası sayesinde geliyor. Ve bir de uluslararası finans kuruluşları, yani yurt dışı krediye konusu olan uluslararası finans kuruluşları, EBRD, EIB, AFD, Dünya Bankası, KfW gibi bankalar var. Şimdi belediye sektöründe borçlanma kabaca 3 yolda olabiliyor. Birincisi yurt içi bankalardan yurt içi borçlanma. İkincisi yurt dışı bankalardan bizler gibi yurt dışı borçlanma. Bir de proje tahvil ihraçları oluyor. Bunlar yurt içinde de yurt dışında olabilir. Bizler kendi belediye diye düşünürsek ürünlerimizi nasıl dağıtıyoruz diye baktığımızda bir hazine garantili kredilerimiz var. Bu artık Türkiye'de çok fazla görmediğimiz krediler. Eskiden belediyelere hazine garantisi veriliyordu ama şu anda çok fazla değil. İkinci olarak belediyelerin ve belediyelerin iştiraklerini aldığımız krediler. Bu Türkiye'de en çok yaptığımız kredi cinsinden ya direkt belediyeye veriyoruz veyahut da belediyenin işte su mesela su konudaki su şirketine veriyoruz. Yarı kamusal kurum kamu kredileri dediğimiz zaman bu da herhangi bir hizmet sözleşmesi kapsamında verilen krediler. Özel sektörle hizmet sağlayıcı arasında ve en son da kamu özel sektör projeleri. Burada da özel sektöre verilen bir imtiyaz sözleşmesi altında ki hizmetlerini sağlamasına, yatırımını yapmasına yardımcı olmak için verilen krediler olarak özetleyebiliriz. Şimdi EBRD 2009 yılından beri belediye sektöründe çok çok aktif rol aldı. Burada da yazdığım 8 farklı şehirde Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul, Antep, Mersin, Hatay pek çok farklı projeyi finanse etti. Ve kabaca 625 milyon avroluk bir kaynak sağladı. Bu krediden bahsediyoruz. Fakat kredi hiçbir zaman tek başına olmuyor. Çoğunlukla hibe fonlarıyla beraber kullandırıyoruz. Bu daha önce söylenen blending gibi değildi. Bizim hibe fonlarımız büyük çoğunlukla teknik destek amacıyla oluyor. Bazı belediye kredilerinden burada örnekler verdik. Size de okumak isterim. Bursa'da hafif raylı projesi, Bodrum'un su altyapısı projesi, Gaziantep'te CNG otobüs projelerinin satın alımı, Mersin'in atık su şirketi, atık su projesi, İzmir'de feribot ve metro projeleri, Hatay'da gene Hatsu'nun su projesi, İstanbul'da metro projeleri ve Ankara'da CNG projesi olmak üzere. Hibeler nasıl kullanılıyor dediğim zaman bu teknik işbirliği fonlarında kullanılıyor daha çok. Bunlar da bizler için projenin hazırlığı, uygulanması çok önemli. Fizibilite çalışmalarının, çevre ve sosyal çalışmalarının uluslararası standartlarda yapılmış olması bizlerin bu projeleri kredi komitelerimize, yönetim kurullarımıza sunmamız için bir ön şart. O yüzden bizler bu teknik işbirliği fonlarımızla bu çalışmaları destekliyoruz ve çeşitli hibeleri Türkiye'ye getirerek belediyelerimizin kullanımına bu amaçla sunuyoruz. Aynı şekilde proje uygulama destekleri de olabilir. Kimi zaman belediyede kapasite geliştirilmesi için kullanıyoruz ve en sonda kamu özel ortaklığı projelerine destek olmak için kullanıyoruz. Bu diyagram bankanın değerlendirme sürecini anlatıyor. Sanırım pek çok bankada aynıdır. Çeşitli incelemeler, kredi komitesi, yönetim kurulu ve sonunda kredi sözleşmeleri imzaları. EBRD için çok önemli bir kural. EBRD gireceği kredi vereceği projelerde mutlaka satın almanın EBRD'nin kuralları çerçevesinde yapılıyor olması. Eğer
belediye EBRD'den bir kredi alacaksa, zaten EBRD'nin Türkiye'deki özel statüsünden dolayı yerel mevzuattan tabi olmuyor. En azından bizim kredilendireceğimiz satın alım. Tabii niye böyle bir şey yapıyoruz derseniz, bizler ihalenin uygulamadaki risklerini en aza indirmek, verimliliğini, şeffaflığını arttırmak amacıyla faaliyet gösterdiğimiz bütün ülkelerde, sadece Türkiye'de değil, faaliyet gösterdiğimiz 38 ülkenin hepsinde de kamu ihalelerinde kendi kurallarımızın kullanılmış olması şartını koşuyoruz. Çok önemli bir program belediyeler için Yeşilşehirler programı. Banka 1,5 milyarlık bir çerçeve programı altında bir Yeşil Şehirler programı geliştirdi. Ve bu kapsamda bazı şehirleri yeşil şehir ilan ederek onların karbondioksit salınımını daha aşağıya çekmek için onlarla beraber strateji geliştirme, proje önceliklendirme, politika yapma ve de şehir yöneticilerine ve yerel paydaşlara teknik destek sağlanmasını hedefliyor. Burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Bu çoğunlukla kalkınma bankalarında ve yerel bankalarda bunu takip etmeye başladılar zaten. Artık bankanın fonlarının çoğunlukla, yani %50'ye yakın ve daha da ileriki yıllarda daha da geçecek şekilde yeşil projelere gitmesi şartı konuşuluyor. Yani bu demek ki bizler bankacılar faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde çoğunlukla karbondioksit salınımını veya diğer zehirli gazların salınımını azaltan, %20'den fazla azaltan projeleri bulup kredi komitelerimize bunları getirmemiz ve daha çok yatırımları, bankanın parası, fonlarını bunlara yönlendirmemiz gerekiyor. Şimdi bu yeşil şehirler aslında bunun için bir amaç. Bizim Türkiye'de önce bir dünyadakilerden bahsedelim. Şu sol alt köşede görebilirsiniz. Pek çok yeşil şehir, 46 tane yeşil şehir ilan etmişiz ve bunun altında da bu şehirlerin içindeki de pek çok yatırımı finanse ediyoruz. Ve Türkiye'ye baktığımız zaman İzmir, İstanbul ve Ankara olmak üzere bizim 3 tane ilan ettiğimiz yeşil şehir var. Şimdi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile görüşüyoruz. İnşallah onu da yeşil şehirlerimize katacağız. İzmir Yeşil Şehirler eylem planını tamamladı. Yani bankanın teknik danışmanlarını kullanarak kendi önceliklendirmelerini belirledi. Hangi projelerin daha çevreye duyarlı projeler olduğunu önceliklendirmelerini yaptı ve kendi eylem planını tamamladı ve uygulamaya başladı. Fakat İstanbul ve Ankara daha İzmir'e kıyasla daha yeni şehirlerimiz ve bunlara da bu planlar uygulanacak. Bütün projeleri, şehrin bütün yatırım projeleri çevresel şartlar göz önünde bulundurularak incelenip önceliklendirme yapılacak ve daha sonra da tabii uygulanmasına geçecek. Yeşil Şehir Eylem Planı dediğim gibi bütün alanlarda sudan, ulaşıma, çöpe, iklime, enerji, pek çok alanda belediyenin kısa vade ve uzun vadede yatırımları nereye yönlendirmesini tavsiye eden bir politika dokümanı. Birkaç örnek projeden bahsetmek istiyorum en son. Ankara'da geçen sene imzaladığımız Ankara EGO ile 57 milyon avroluk CNG projesi. Mesela bu gene aynı şekilde dizel otobüslerin, çok eski dizel otobüslerin kullanımdan kalkıp yerine çok daha yeşil CNG otobüsleriyle değiştirilmesi ve bunun sonucunda da ciddi zehirli gaz emisyonunun azaltılması hedefleniyor. Ankara'nın yeşil şehirlerdeki ilk projesi. İstanbul'a baktığımız zaman İstanbul'da 2 tane metro projesi finanse ettik ve inşaatları devam ediyor. Metrolar zaten dolaşımdaki arabayı azaltıp daha verimli bir ulaşıma geçtikleri için kesinlikle yine zehirli gazların azaltımına ciddi katkıları olan projeler. İzmir'de
İzmir pek çok kredi finanse ettik. Feribot, metro aracı, yine metrolar. İzmir'de 2 yıl önce yeşil şehir oldu ve bu kapsamda özellikle bu sene sanırım AFD'den arkadaşım da bahsedecektir. Biz 125 milyon avro bir kredi imzaladık Buca metrosu için. Şu an ihale aşamasında. Gaziantep CNG otobüsleri, bu da 2 yıl, farklı zamanda 2 tane kredi verdik. Bu belki Türkiye'de çok görmediğimiz bir yapıydı. Mülteci programı çerçevesinde ilk defa Türkiye'de yatırım hibesi kullandırdık. Çünkü bizim hibelerimiz hemen hemen her zaman teknik destek içindir. Ama banka belli bir hibe kotası Türkiye'ye ayırdı ve sadece mülteci şehirleri, tanımlanmış mülteci şehirlerinde hibelerle kredileri karıştırarak yine Gaziantep'i daha temiz enerji, temiz otobüslere geçmesine yardımcı olduk. Mersin'de atık su tesisini finanse ettik 2012 yılında. Bu da en son anlattığım bu kamu özel ortaklıklarından bir örnek. Çanakkale ilinde yatırımcı olan Suez ve Altaş, Türk Altaş ve Fransız Suez grubunun yapacakları katı atık tesisi, belediye ile yapılan bir imtiyaz anlaşması kapsamında özel sektöre verdiğimiz kısmen daha küçük bir kredi, ama bizim için özel sektörün belediye hizmetlerine getirilmesi ne göstermesi açısından önemli bir kredi. Bu tabii ki yine çöp projeleri, katı atığın doğru bertarafı kesinlikle çevre için çok çok önemli projeler. Ben burada kesmek istiyorum izninizle. Sorularınız ve irtibat için her zaman numaralarımı kaydedebilirsiniz bankanın fonları ile ilgili. Sunumun sonunda da eğer vakit kalırsa sorularınızı cevaplamak isterim. İdil Hanım, çok teşekkürler. EBRD ile ilgili verdiği fonlarla ilgili de çok detaylı bilgiler verdi İdil Hanım. Çok teşekkürler. Türkiye'de belediyelerin finansman ihtiyaçlarını karşılayan kuruluşlardan bir tanesi de AFD, Fransız Kalkınma Ajansı. Şimdi Doktor Melis Aydemir Yıldız'dan, kıdemli proje uzmanı, AFD'nin çalışmaları konusunda bilgi alalım. Buyurun Melis Hanım. Çok teşekkürler. Ben de ekran paylaşımı yapıyorum. Evet. Evet, ben de öncelikli olarak Fransız Kalkınma Ajansı ile ilgili olarak biraz genel bilgiler vereceğim. Ardından da Türkiye'deki faaliyetlerimize değineceğim. Fransız Kalkınma Ajansı, 1941 yılında kurulmuş olan Fransız Mali Kamu Kurumu'dur. 155 ülkede ekonomik, sosyal ve çevre projelerine finansman sağlamaktayız. Aynı zamanda Proparco isimli bir alt kuruluşumuz var. Proparco da özel sektöre krediler sağlıyor. 2021 senesinden beri de Expertise France, yani Fransa'nın uluslararası teknik işbirliği kuruluşu olan Expertise France'la da birlikte hareket etmekteyiz. Bunu da altını çizmek isterim. Evet, genel olarak sektörlere baktığımızda şu an 4000 tane dünya çapında kalkınma projesine finansman sağlıyor AFD. 2020 sonuçlarına göre 12 milyar euroluk bir finansman verilmiş. Bunlar özellikle sağlık, eğitim, tarım, su ve atık su, iklim, çevre ve doğal kaynakların korunması gibi sektörlerde verilmiş olan projeler. Şimdi Fransa'nın, daha doğrusu AFD'nin taahhütlerine gelirsek 5 tane taahhüdü var AFD'nin. Bunlardan bir tanesi %100 Paris Anlaşması'na uyum. Bunlar bir diğeri %100 sosyal bağlantı, yani sosyal gruplar ve bölgeler arasındaki bağları güçlendirmek. Bir diğeri hazinesiz, hazine garantisiz finansman, yine işbirliği modellerinin geliştirilmesi gibi taahhütler. Şimdi bunlardan özellikle Paris Anlaşması'nın altını çizmek istiyorum. Paris Anlaşması'na uyum çerçevesinde dünyayı iklim değişikliğinden koruyan ve biyolojik çeşitlilik kaybına karşı geliştirilen projelere destek vermek ön planda AFD için. Ve tabii bunun dışında bir de sosyal konular var ve bunlardan önemlisi de toplumsal cinsiyet eşitliği. Yine bu konu finanse edilen bütün projelerde önemli bir yer alıyor.
Dünya çapında yaptığımız yani finansmanlardaki finansal araçlara bakıldığında yerel yönetimlere, özel sektöre ve devletlere sağlanan krediler ve hibeler var. Şimdi daha çok AFD'nin Türkiye'deki faaliyetlerine değinmek istiyorum. Evet, AFD 2005 yılından beri Türkiye'de. Özellikle yeşil ve kapsayıcı bir büyümeyi desteklemek ve yine Fransız-Türk ortaklığını güçlendirmek amacıyla 2005 yılından beri Türkiye'de. Şu ana kadar 50 tane proje finansmanı sağlanmış ve sağlanmakta. Toplam finansman yapılmış olan, 2005 yılından beri yapılmış olan finansman tutarı da 3 milyar euro. Ve aynı zamanda da İstanbul ve Ankara ofislerimiz var. Buralarda toplamda 24 kişi çalışıyor. Aynı zamanda İstanbul ofisimiz, Avrasya Bölge ofisimiz AFD'nin. Bunun da altını çizmek isterim. Şimdi ekranda gördüğünüz üzere bu 3 milyar euroluk finansmanı biz dörde bölerek anlatabilirim kolay bir şekilde. Bunun yaklaşık %25'i hazineye verilen, Türk hazinesine verilen kredilerden oluşuyor. Bunlar daha çok orman ve iklim değişikliği sektöründe veriliyor. Diğer %25 belediyelere özellikle sürdürülebilir kentsel gelişim alanında verilen krediler. Bir diğer %25 bankalara sağlanan yine enerji, yeşil büyüme, tarım, cinsiyet eşitliği gibi konularda bu krediler kullandırılıyor bankalar aracılığıyla. Ve en sonda özel sektöre verilen krediler var. Burada da yine konular benzer. Sağlık, enerji gibi konulardan oluşuyor. Evet, Türkiye'nin, AFD'nin Türkiye'deki stratejisi de tabii globaldeki stratejisine benzer. Öncelikli olarak karbon salınımının azaltılması ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlama ve kalkınma süreçlerinin kalitesini güçlendirilmesi. Burada daha spesifik hedeflerimize gelirsek eğer, birincisi şehir ve bölgelerin donanımının desteklenmesi. Burada tabii öne çıkan bazı sektörler var. Ulaşım, su, atık su, katı atık gibi projeler, sektörler. Hedef kurumlar ise daha çok büyükşehir belediyeleri ve bağlı idareleri. Bunlar direkt olarak ya da İller Bankası aracılığıyla desteklenebiliyor. Bu konuya bir sonraki slaytta daha detaylı olarak değineceğim. Bir diğer hedef yine enerji geçişinin desteklenmesi. Burada da kamu yatırımları, özellikle bina verimliliği gibi özel sektörde tabii ki bu kapsamda ve aynı şekilde şirketlerde tabii ki hedef kurumlar arasında bu hedefte. Daha sonraki konu özellikle sürdürülebilir gelişen doğal sermaye. Buradaki yine sektörlerimiz tarım, ekoturizm, döngüsel ekonomi, orman ve biyoçeşitlilik politikaları ve son olarak da tabii ki sosyal konular. Burada da demin de bahsetmiş olduğum gibi toplumsal cinsiyet eşitliği ve mülteciler konusu. Burada özellikle üzerinde çalışmak istediğimiz alanlar çocuk bakımı, yine bu sosyal konularla alakalı altyapıların geliştirilmesi gibi alt konular var. Burada da yine hedef kurum olarak belediyeleri sayabiliriz. Evet, şimdi demin de bahsetmiş olduğum gibi büyükşehir belediyelerinin daha verimli ve çevreye saygılı kamu hizmetleri sunması ve kurumsal yapısının güçlendirilmesi için sürdürülebilir kalkınmasına mali ve teknik destek sunmak bizim başlıca stratejimiz yerel yönetimlerle ilgili Türkiye'de. Demin de sıralamış olduğum gibi bazı sektörler var. Demin de söyledim zaten ulaşım, su, atık su, katı atık, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği. Özellikle enerji verimliliğinin altını çizmek istiyorum çünkü bu bütün sektörleri aslında kapsıyor. Hem su sektöründe hem ulaştırma sektöründe özellikle enerji verimliliğini destekleyen, bunu ön plana çıkaran projeler çok önem arz ediyor. Ve tabii ki burada globaldeki hedef, yani globalde koymuş olduğumuz taahhüt, yani Paris Anlaşması'na uyum çok önemli bir yer teşkil ediyor. Burada şunu söylemek istiyorum. Yani projelerin iklim değişikliğinin ortak faydalarına vurgu yapması gerekiyor. Bütün projelerin, yani finanse edeceğimiz, edebilmemiz için projeleri, bu projelerin iklim değişikliğine uyum ve azaltım stratejilerine katkıda bulunması gerekiyor. Ve aynı zamanda da tabii ki toplumsal cinsiyet eşitliği de önemli bir kriter.
Bunların altını çizmek istiyorum. Özellikle proje seçiminde bunlara çok önem veriyoruz. Finansal araçlara gelirsek eğer, öncelikli olarak hazine garantisiz krediler. Bunlar büyükşehir belediyelerine ve bağlı idarelerine veriliyor. Bu hazine garantisiz kredilerde meblağ, yani proje tutarı 50 ila 100 milyon euro arasında oluyor. Bunlar tabii ki uzun vadeli krediler ve geri ödemesiz dönemler içeriyor. Bunun dışında İller Bankası aracılığıyla orta büyüklükteki şehirler için aracılıklı daha uygun kredi imkanları var. Ve tabii ki garanti mekanizmasının kullanılmasıyla birlikte yeni finansman modelleri üzerinde de çalışılmakta. Yani önümüzdeki dönemlerde başka finansman şekilleri de gelebilir. Bunlarla ilgili de çalışıyoruz. Bir diğer konu Avrupa Birliği hibeleri. Burada da özellikle FRİT, yani mültecilere yönelik mali yardım programı ve yine IPA 3 programı kapsamında AFD kredileriyle birlikte bir finansman şekline dönüşmesi söz konusu. Bu da yine özellikle yatırım ve teknik destek alanında bu tip finansman sağlanabiliyor. Son olarak AFD hibesi dediğimizde bunu sadece teknik destek programında kullanabiliyoruz. Bu da genellikle Fransız kurumlarıyla gerçekleştirdiğimiz teknik destek projelerinde AFD hibesi kullanılıyor. Şimdi kredilerden, daha doğrusu finansmanlardan bahsedince bunu da bir not olarak düşmek istiyorum. Bu genelde çok sık karşılaştığım sorulardan bir tanesi çünkü. Dış kredinin kullanma kuralları var biliyorsunuz. Dolayısıyla bu kurallara uyulması gerekiyor finansman sağlanırken. Özellikle projelerin strateji ve bütçe başkanlığı yıllık yatırım programında yer alması gerekiyor. Yine borçlanmanın belediye meclisinin iznine ve valiliğin incelemesine tabi olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Ve son olarak da tabii ki borçlanmanın limitlerine uyulması gerekiyor. Bu da zaten belediye kanununda yer alıyor. Şimdi kısaca 2005 yılından beri AFD'nin yerel yönetimlerle ilgili yapmış olduğu projeleri burada bir slide'da birleştirdik. Şimdi burada öncelikli olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi var bir örnek. Şu ana kadar İzmir'le 4 tane ulaşım, yani 3 tane ulaşım projesi yaptık. Bir tanesini de demin İdil Hanım'ın da bahsetmiş olduğu gibi yapmak üzereyiz. Bunlar şimdiye kadar yaptıklarımız deniz ulaşımı, tramvay hattı, metro vagonu alımı gibi projelerdi. Şimdi de yeni bir metro hattı projesini imzalamak üzereyiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yine uzun yıllardır çalışıyoruz. Burada özellikle 4 tane metro hattı projesi yapıldı şimdiye kadar. Şimdi de 2 gün önce de Haliç Tramvay projesini imzaladık kendileriyle. Bir diğer proje İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi İSSU'ya verilmiş olan bir kredi. Bu da Çeşme ve Dikili içme suyu hatları projesi. Bunun dışında Denizbank'a bir kredi sağlandı daha önceki zamanlarda. 102 tane sürdürülebilir kalkınma, su, atık su, ulaşım ve katı atık projeleri desteklendi bu kapsamda. Kayseri Büyükşehir Belediyesi var. Yine sürdürülebilir ulaşım ve kentsel mirasın yenilenmesi. Ve son olarak da halihazırda devam etmekte olan Avrupa Birliği'nin yine FRİT, yani mültecilere yönelik mali yardım programı kapsamında İller Bankası aracılığıyla Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 19 tane içme suyu, atık su ve katı atık projesi desteklenmektedir. Evet. Şimdi de son olarak teknik destekle ilgili birkaç örnek vermek istiyorum. Demin bahsetmiş olduğum gibi teknik destek AFD'nin hibe finansmanı kullanılarak yapılabiliyor. Şu ana kadar yapılmış olanlar örnek olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile iklim eylem planı hazırlanması, AFD, Expertis Trans ve İller Bankası ile birlikte belediyelerin atık su arıtma tesisi ve güneş enerjisi projelerinde enerji verimliliğini destekleyen projeleriyle ilgili olarak bir teknik işbirliği oluşturulmuş. Ve şu anda yürütmekte olduğumuz yine İSSU'nun kredi finansmanı çerçevesinde kendilerine verdiğimiz teknik destekte yine atık su arıtma tesislerindeki enerji tüketiminin optimizasyonu ile ilgili olarak çalışıyoruz. Evet, genel olarak
kısaca tanıttım AFD'yi ve Türkiye'deki faaliyetlerimizi. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de AFD konusunda aslında belediyeci arkadaşların hangi projelere daha çok yoğunlaşmaları gerektiğini, eğer sizden bir finansman kullanmayı düşünüyorlarsa, çok detaylı ve örnek bilgiler verdiniz. Hangi alanlarda kurumun hassas olduğunu da vurguladınız. Şimdi hiç vakit kaybetmeden Süleyman Bey'e geçelim. İSKA'dan Süleyman Bayezid. İSKA biliyorsunuz bölgesel kalkınma ajansları kuruluşunda sadece İstanbul şehri. İstanbul şehri tabii çok büyük olunca İstanbul Kalkınma Ajansı. İstanbul'daki belediyelerin de her zaman kapılarını çaldığı bir ajans. Süleyman Bey buyurun, sizi dinleyelim. Sayın Genel Sekreterim, çok teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben Süleyman Bayezid, İstanbul Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birim Başkanıyım. Çok değerli konuşmacılarımızın ulusal, uluslararası fon desteklerini ve kredi desteklerini, finansman imkanlarını dinleme şansı bulduk. Ben biraz daha İstanbul olarak İstanbul'da belediyelerimizle, belediyelerimize, yerel yönetimlerimize yönelik olarak ne tip kalkınma ajansı olarak destek imkanımız var. Bunlardan bahseden bir sunumla sizlerle bilgi ve tecrübelerimizi paylaşmaya çalışacağım. Tabii akşamın bu saati olduğu için biraz değerli katılımcılarımızı da dinleyicilerimizi de çok fazla yormamak adına daha görsel yoğun bir sunum hazırladığımı da ifade ederek başlamak isterim. Çok hızlıca neye neden destek veriyoruz'un arka planını vurgulayıp sonrasında destek araç ve enstrümanlarımızdan bahsedeceğim. Biraz belediyelerle yaptığımız örnek uygulamaları vurgulayıp sonrasında bir kısım önerilerle sunumumu toparlamaya çalışacağım. Süremi de aşmamaya gayret ederek. İstanbul Kalkınma Ajansı olarak biz bölgesel kalkınma ajansıyız. İstanbul'un kalkınması ile ilgili birçok konuyu desteklerken temel aldığımız İstanbul'un bölge planı 2014-2023 bölge planını esas alarak hareket ediyoruz. Dolayısıyla kalkınma planı olarak ekonomik gelişme, sosyal gelişme, mekansal gelişme eksenleriyle ilgili İstanbul'daki stratejilerin hayata geçirilmesi bizim bu mali destek programlarımızın arkasındaki temel güdü. Bir başka ifadeyle esasında bu hibelerimiz, temel olarak hibe programlarından, hibe desteklerinden bahsediyorum. İstanbul'un sosyal, ekonomik ve çevresel kalkınması için araç olarak projeleri kullandığımız destek araçları. Bu ilişkiye baktığımızda İstanbul Kalkınma Ajansı olarak odaklandığımız 4 temel alan var. Bir tanesi girişimcilik, bir diğeri yaratıcı endüstriler, yenilikçilik ve çocuklar ve gençler. Yenilikçilik, girişimcilik ve yaratıcı endüstriler konularını sonuç odaklı programlar adı altında ele alırken, çocuklar, gençler adı altında verdiğimiz destekleri de nihayetinde insan kaynaklarının geliştirilmesi temel bir konsept. Kalkınmanın temel bileşeni olduğundan bütün bu yenilikçiliği, girişimciliği, yaratıcı endüstrileri destekleyen sosyal kalkınma ve ekonomik kalkınmayı da önceleyen bir yaklaşımla çocuklar ve gençleri de yatay bir konu konsept olarak gündemimizde her zaman tutuyoruz. Peki bu konularla ilgili desteklerimizi hangi enstrümanlar üzerinden uyguluyoruz derseniz, kalkınma ajanslarının çok farklı destek enstrümanları var ama bizim özellikle sağ tarafta gözüken doğrudan finansman desteği altındaki araçlarımız çok daha yoğun kullandığımız araçlar. Özellikle de proje teklif çağrısı enstrümanı bütün hemen hemen belediyelerimizle fiili olarak uyguladığımız belli bir konu çerçevesinde ilana çıkıp projeleri alıp bağımsız değerlendiriciler marifetiyle desteklediğimiz bir konudan bahsediyoruz. Güdümlü proje desteği ise görece daha büyük ölçekli projeleri desteklediğimiz bir araç, enstrüman. Fizibilite desteği bu güdümlü proje desteğini uygulamak isteyen başvuru sahiplerinin proje hazırlık finansmanı için de kullandığımız bir araç. Yani büyük ölçekli projeleri güdümlü proje diye düşündüğümüzde güdümlü proje fizibilitesi hazırlamak için de bir desteğimiz söz konusu ki fizibilite desteği teklif çağrısından farklı olarak sürekli olarak açık olan
her an başvuru yapılabilir bir çağrı olduğunu vurgulamak isterim. Buradan hızlıca baktığımızda projeleri, başvuruları alıp değerlendirmeleri yapıp yönetim kurulumuz tarafından... Süleyman Bey çok özür dilerim. Şey kaymıyor. Siz kaydırıyor musunuz acaba? Yoksa birinci sayfa duruyor mu? Ya da bende mi dondu sadece izleyici arkadaşlar da konuşmacı ben arkadaşlarımız da söyleyebilirse. Sadece biri yani ana sayfada durduğu gibi öyle duruyor ekran. Hani diğer katılımcılarımız ekranla şimdi... anlatıyorsanız bir şey için. Evet evet ben ekranla anlatıyorum ama diğer katılımcılarımız da aynı şeyi söylüyorsa bir defa şu ekrana geçeyim. Buradan takip edelim. Burada nasıl Cemil Bey? Şu anda oldu evet. Şu anda en oldu. Azından buradan gidelim tereddüt olmasın. Tamam. Teklif çağrısından ve şeyden bahsetmiştim destek araçlarımızdan. Bu genel olarak bütün kurumların kullandığı yöntem olduğu için çok fazla detayına girmeyeceğim. Projeleri alıp değerlendirip yönetim kurulumuzun onayıyla desteklediğimiz bir enstrümandan bahsediyoruz. Şimdiye kadar geçmiş dönemlerde 8 dönem çağrıya çıkıp 38 farklı konuda yaklaşık 4000 proje başvurusu alıp 800 civarında projeyi desteklediğimiz bir enstrümandan bahsediyoruz. Belediyelerle özellikle engellilik, çevre, turizm, kadın istihdamı, girişimcilik, çocuklar, gençler gibi ekranda göreceğiniz birçok konuda sosyal içermeye kadar farklı projeleri yapabildiğimiz, destekleri sunabildiğimiz bir araçtan bahsediyoruz. 2021 yılı çağrılarımız kapsamında Yenilikçi İstanbul, Yaratıcı Endüstriler Girişimcilik konusu özellikle ekonomik gelişme ekseniyle İstanbul'un kalkınmasıyla ilgili 3 gelişme eksenimizden ekonomik kalkınma gelişme ekseniyle ilgiliyken çocuklar gençler konusuyla ilgili de sosyal gelişme ekseniyle ilgili olmak üzere toplam 200 milyonluk bir desteğin ilan edildiğini Mart ayında tamamlanan proje başvurularında 650'ye yakın proje başvurusu aldığımızı, bunların bize sunulan projelerin yaklaşık 1,5 milyar TL toplam bütçesi olduğunu ifade etmek isterim. Takip eden katılımcılarımız biliyordur. Bu 4 tane programdan girişimcilik ve yaratıcı endüstriler programlarının sonuçlarını ilan ettik. Çocuklar, gençler ve Yenilikçi İstanbul'un değerlendirmelerinde belli bir olgunluk seviyesine getirdik. Önümüzdeki 1-2 ay içerisinde tamamlamış olacağız. Yaratıcı Endüstriler ve Girişimcilik Mali Destek Programı'nda 9 tane belediyemizin, Büyükşehir Belediye'miz dahil, projelerinin desteklenmeye hak kazandığını ifade ederek proje örneklerinden bahsetmek istiyorum. İfade ettiğim gibi çok teknik detaya girmeden fikir vermesi amacıyla farklı proje örneklerini müsaadenizle arz etmek isterim. Ataşehir Belediyesi ile Kadın Girişimcilik Merkezi gibi bir projeyi hayata geçirdik. Devam ediyor Ataşehir Belediyesi böyle bir projeye. Büyükşehir Belediye'mizle Zemin İstanbul Living Lab güdümlü projesi olarak hayata geçirdiğimiz bir güdümlü proje. Üsküdar Belediyesi ile Atölye İstanbul adı altında bir projemiz hayata geçmiş durumda. Sultanbeyli Belediyesi'nde Bilim ve Teknoloji Merkezi projemiz uygulandı. Yine bir benzer proje Bağcılar'da Fuat Sezgin Bilim Merkezi adı altında hayata kazandırdığımız bir proje oldu. Bunlar özellikle yani gelecek nesiller için önemli gördüğümüz projeler. Yine Küçükçekmece'de Küçükçekmece Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi adı altında bir projemiz hayata geçti. Hep girişimcilik vesaire biraz konularımıza odaklı şeyi seçmiş olsam da sosyal kalkınma ile ilgili özellikle farklı projelerimiz de söz konusu oldu. Engelli Dinlenme Evi, Çocuk Üniversitesi gibi projelerimiz. Yine kadınların el becerilerini girişimciliğe dönüştürecek bir konsepti de hayata geçirmiş oldu. Burada çok fazla proje örneklerinin listesini uzatmak yerine bu organizasyonu da yapan emeklerinde de bu çerçevede tebriklerimi, teşekkürlerimi arz etmek isterim. Marmara Belediyeler Birliği'nin, yerel yönetimlerin projelerinin yarışmalarını ve ödüllendirmelerini yaptığı Altın Karınca ödüllerinde birçok belediye projesinin ödül aldığını biz de zaten uzaktan takip ederiz. Sürekli başarılı bir çalışma olarak yine bu vesileyle tebriklerimi de arz etmek isterim. Belediyelerin projelerinde birçok belediyemizin projesinin geçiyor olması, destekleniyor olması ve Altın Karınca'da ödüllendiriliyor olması bizi gururlandırıyor. Ama aynı zamanda arka planda bizim kendi projelerimizin de orada ödüllendiriliyor olması bizi de ayrıca gururlandırıyor.
2016 diye hatırlıyorum. Birçok İSKA destekli projenin çok farklı konu ve konseptlerde ödül aldığını, dolayısıyla projelerin bir anlamda başarılarının da Marmara Belediyeler Birliği tarafından da kaydedildiğini müşahede etmekten dolayı da mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Çok daha uzatmadan şöyle toparlamak adına bir miktar geri bildirim vermek adına bir kısım değerlendirmelerimi de bir iki dakika içerisinde toparlayacağım müsaadenizle Sayın Başkanım. Projelerde destek alırken üst yönetimlerin, belediye üst yönetimlerinin sahiplenmesini, konuyla ilgili teknik uzmanlığın önemli olduğunu, yetkin personel istihdamının önemli olduğunu ve tecrübeli paydaşlarla işbirliği yapılmasını ve başarı hikayeleri oluşturmanın önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Sadece mali destek alma amaçlı içeriği çalışılmamış projeleri önermiyoruz. Sürdürülebilir bir model olmasını tavsiye ediyoruz. İdari konulara takılmadan sürekli bu teknik personel proje konularını çalışan insan kaynaklarının değişimini mümkün mertebe azaltarak proje amaçları ile destek veren kurumun önceliklerinin uyum halinde uyumlu bir şekilde projelendirdiği kurguların proje desteği alma konusunda öncelikli olacağını vurgulayarak daha önce geçmiş tecrübelerden faydalanmak isteyen dinleyicilerimizin, katılımcılarımızın desteklenen projeleri ajansımızın sitesinde yer alan almanlıklardan takip ederek yeni dönem, önümüzdeki dönemde farklı projeleri hayata geçirebileceklerini arz ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Süleyman Bey. Çok toparlayıcı konuşmanız için, güzel özetiniz için de çok teşekkür ederiz. Şimdi Tamer Bey, ICMPD Batı Balkanlar ve Türkiye Bölge Koordinatörü olarak genelde altyapı finansmanı, proje finansmanları konuşuluyor ama biliyorsunuz siz çokça uğraşıyorsunuz. Belediyelerin son dönemde karşılaştıkları en büyük meselelerden bir tanesi göç. Bunun sosyal uyum boyutu var kuşkusuz, sosyal hizmetler boyutu var vesaire. Siz de bu alanda müthiş işler yapıyorsunuz. Siz belediyelerimize ne söylemek istersiniz? Sizi dinleyelim şimdi. Buyurun lütfen. Evet, Cemil Bey çok teşekkür ederim öncelikle bu organizasyon için. Bizi de davet etme takdirinde bulunduğunuz için. Ben de genel olarak şu an yürüttüğümüz projeler kapsamında belediyelerin yararlanabileceği hibe programları hakkında bilgi vermek istiyorum. Müsaadenizle ben de ekranımı paylaşayım hızlıca. Biz Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi, uzun adımız, kısa adımız ICMPD bir uluslararası kuruluşuz. Türkiye üye devletlerimizden biri. Esas olarak üye devletlerimize ve görev yaptığımız ülkelerdeki kamu kurumlarına göç yönetimi alanında destek vermeye çalışıyoruz. Türkiye'de de ilgili kamu kurumlarıyla hem yerelde hem de merkezde çalışıyoruz. Size bugün paylaşmak istediğim bilgi, Türkiye'deki mülteciler için oluşturulan mali yardım programı kapsamında yapılan çalışmalardan belediyelerin nasıl yararlanabileceğine dair birkaç örnek çalışma. Kamuoyunda yaygın olarak bilindiği üzere Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 2016'da yapılan göç mutabakatı kapsamında Türkiye'ye toplamda 6 milyon avroluk bir mali yardım yapılması öngörülüyor. Buna İngilizce'deki kısa adıyla FLIT programı diyoruz. Bu programın iki aşamada uygulaması devam ediyor. FLIT 1 ve FLIT 2. FLIT 2 kapsamında belediyelere yönelik oldukça, belediyelerin kullanımına yönelik oldukça kapsamlı projeler geliştirildi. Bunların ilk bloğu 2019'da ilana çıktı ve altyapıya yönelik. Bunlar projelendi ve şu an uygulanmakta. Diğer önemli bir alan da sosyal ekonomik kalkınmaya yönelik projeler. Bu projelerin amacı da esas olarak hem Türkiye'deki geçici koruma altında bulunan Suriyelilere hem de ev sahibi toplum olarak nitelendirdiğimiz Türk vatandaşlarına yönelik istihdam yaratma veya girişimcilik çalışmalarını destekleme, kooperatif çalışmalarını destekleme. Burada önemli bir ayrıntı var. Bu projelerden hem Suriyeliler hem Türk vatandaşları yararlanabiliyor. Bu oranda projelerde esas olarak %60'a %40 şeklinde. Dolayısıyla bu FLIT programlarının yararlanıcısı olarak Türk vatandaşlarının da olduğunu özellikle belirtmek isterim. Belediyeler Türkiye'de girişimcilik ekosisteminin önemli oyuncular olarak bu projelerden hem hibe alabiliyorlar hem de kapasite geliştirme alanında teknik destek alabiliyorlar. Biz de bu FLIT 2 programı kapsamında
geliştirilen projelerinin birinin uygulayıcısıyız. Projemizin adı Enhancer ve bu proje kapsamında esas olarak sürdürülebilir bir sosyoekonomik entegrasyon için girişimcilik çalışmalarını geliştirmeye çalışıyoruz. Bu çalışmaları yaparken Türkiye'de girişimcilik ekosisteminin genel geliştirilmesinin yanında ekosistem oyuncularının hem kapasitesinin geliştirilmesi hem de hibeler aracılığıyla onlara destek vermeyi hedefliyoruz. Bireysel olarak da hem Suriyelilerin hem de Türk vatandaşlarının girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi konusunda bir yandan eğitim verirken diğer yandan da kendilerine hibe veriyoruz bireysel olarak. Esas amacımız KOBİ'lerle de çalışarak istihdamın artırılması. Bu çerçeveyi tamamlamak üzere de Türkiye'de hem girişimcilik ekosisteminin hem de sosyoekonomik entegrasyonun geliştirmesi için de politika öneri geliştirmeleri yapıyoruz. Projemizi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü ile beraber uyguluyoruz. Kalkınma Ajansları yerelde önemli bir paydaşımız. Tabii ki bahsettiğim üzere de Avrupa Birliği de fon sağlayıcımız. Çok somut olarak gelecek olursak biz belediyelerin başvurabileceği hibe açısından iki kategoride hibe veriyoruz hali hazırda. Bu hibe programlarımız da açık. O yüzden bu davetiniz bizim için çok zamanlı, çok kıymetli. Tekrar teşekkür ederim bu vesileyle. Bunların önemli ilk kategorisi sosyoekonomik entegrasyon için ortak kullanım tesislerinin kurulması. Burada esas amacımız belediye gibi ekosistem oyuncularına destek vererek hem Suriyelilere hem de Türk vatandaşlarına destek verilmesi. Bunu birazdan açıklayacağım. Diğeri de girişimcilik ekosisteminin kurumlarının genel olarak desteklenmesi. Yani göç konusundan bağımsız olarak ama göçmenlere de hizmet edebilecek şekilde. Biz bu hibe programlarımıza 2020 yılında başladık. Memnuniyetle de belirtmek isterim ki 8 tane pilot projeyle bunu uygulamaya aldık. Şanlıurfa ve Gaziantep'te 8 tane pilot proje uyguluyoruz. Yaptığımız açık yarışma usulü hibe değerlendirme sürecinde Şanlıurfa'dan 4 tane belediyede bu hibelerden yararlanmaya hak kazandı ve şu an bu projelerimiz başarılı bir şekilde devam ediyor. Gaziantep'te de yine ekosistemin diğer oyuncuları, ticaret odası gibi, üniversiteler gibi oyuncular da hibeler aldılar. Toplamda bu 2 milyon euroyu önümüzdeki 2 yılda kullanacaklar, tesisler kuracaklar. Biz de Avrupa Birliği'nden aldığımız bu fonları belediyelerimize ve ilgili oyunculara aktarmış olacağız. Şu an açık olan hibe ilanlarımız var. Bunların hepsi de hemen hemen belediyelerin başvuracağı hibeler. Toplamda 9 milyon avroluk bir bütçemiz var. Biraz önce bahsettiğim iki kategoride bu hibeler. Biraz tesadüf o yönden kötü oldu. Başvurularımız Ekim ayı içinde bitecek. Gönlüm isterdi ki bu konferans daha önce olsun ama bu demek değildir ki biz belediyelere daha önce ulaşmadık. Biz yerelde şehir toplantıları yapıyoruz. Kalkınma ajanslarının liderliğinde. Bu belediyelere bugüne kadar ulaştık ama bu toplantı vesilesiyle bir kez daha ulaşamadıklarımıza ulaşmış olacağız. Biraz detay vermek isterim daha somut olsun diye. Bu ortak kullanım tesisleriyle ilgili hibe programımızın toplam bütçesi 4 milyon 150 bin civarında. Hibelerimizde 75 bin euro ile 250 bin euro şeklinde değişiyor. Projelerimizin süresi maksimum 18 ay olabiliyor. Ve uygulama yerleri olarak da Türkiye'de Suriyelilerin yoğun olarak bulunduğu 11 ilde bunları uyguluyoruz. Bu hibe programımızın başvuru süresi 8 Ekim'de tamamlanıyor. Sunumun sonunda adreslerimizi belirteceğim. Bana da ilgili arkadaşlar ulaşabilirler bu hibe programlarıyla ilgili. Başvuru sürecimiz çok kolay. 15 dakikada başvuruyu alabiliyoruz. İyi bir proje olduktan sonra hızlı bir değerlendirme ile biz bu sözleşmeleri tamamlayıp Şubat ayında uygulamaya geçeceğiz. O yüzden de değerli katılımcıların ilgisini bu konuda davet etmek isterim. Eğer ilgi duyarlarsa iyi projelere gerçekten bu paraları hızlı bir şekilde aktarmak isteyen bir ekibiz. Bu ortak kullanım tesisleriyle ne amaçlıyoruz? Aslında bunlar çok yönlü danışma birimleri olarak nitelendirebiliriz. Amaç yerelde iş yaratma, istihdama katkıda bulunma. Tekrar önemli belirtmek isterim ki hem Suriyeliler hem de ev sahibi toplum bu tesislerden yararlanabiliyor. Amacımız bu ekosistemin oyuncularına teknik ve kurum kapasiteleri konusunda destek vermek. Hibe başvurularının bu üç amaçtan ikisini taşıması gerekiyor ki kriterleri yerine getirebilsinler ve başvuruları değerlendirilebilsin.
Örnek olarak bu ortak kullanım tesislerinde neler yapılabilir? Bir ürün tasarımından tutun, dijitalleşmeye, pazar bulmaya, girişimcilik yönünde eğitim verilmeye, pazar bilgisi, rakip firmalar hakkında açık kaynaklardan bilgi sunulmasına, iş bağlantıları kurulmasına, finansal yapılanma, kapasite geliştirmesine yönelik çalışma yapılmasına, pazarlar bulunmasına ve şirketler arası ilişkilerin geliştirilmesi ya da mentorluk gibi çalışmalar bu ortak kullanım testlerinde yapılabiliyor. Daha somut örnek verecek olursak, örneğin İstanbul'da bulunan bir belediye kendi ilçesinde böyle bir tesis kurarak hem göçmenlere hem yerel topluma hizmet edecek böyle bir merkez kuruyor ve bu merkezde bu örnek aktivitelerin bazılarını yaparak yereldeki hem istihdamı hem de girişimci çalışmalarını destek vermiş oluyor. Diğer bir hibe programımızda ekosistem oyuncularına yönelik, burada biraz daha kurumsal kapasiteyi geliştirmeye yönelik bir çalışmamız. Toplamda burada da 3 milyon avromuz var. Buradaki hibe miktarları biraz daha düşük. Sayıyı çok da bilmek adına böyle yaptık. 10 bin euro ile 30 bin euro arasında değişiyor. Yine iller aynı. Buradaki başvuru süremiz de Ekim ayının sonuna kadar olacak. Buradaki kısmi fark, ekosistem oyuncularının kendi aralarındaki işbirliğini geliştirmeye çalışıyoruz ki Türkiye'nin aslında bir yandan göçmenlere, mültecilere destek verirken başta da arz ettiğim üzere Türkiye'nin girişimcilik ekosistemine destek vermek. Dolayısıyla Türkiye'de girişimcilik potansiyeli olup da buna hazır olmayanları teşvik etmek, buradaki potansiyeli artırmak, hem Suriyeli hem ev sahibi toplum, hem kamu kurumları, hem de ilgili sektörel oyuncular arasında ilişkileri geliştirmek. Buradaki olası örnek aktivitelerde yine girişimcilik eğitimlerinin verilmesinden tutun, mentörlük hizmetlerinin geliştirilmesine, sektörel bazda eğitim ihtiyaçlarını tespit ederek sektör odaklı eğitimler yapılmasına, iyi uygulama örneklerini tespit edip bunu yaygınlaştırılmasına, yine iş bağlantıları kurulmasına, özel sektörle girişimcileri biraz daha kapsayıcı çalışmalar yapılmasına, kamu, özel sektör işbirliği gibi çalışmalar bunların altında da olabiliyor. Bunlar sınırlayıcı örnekler değil. Başvuru yapan, başvuru sahibinin artık yaratıcılığına, ihtiyacına kalmış örnekler. Son olarak şunu da paylaşayım. Bu hibe programları kapsamında vereceğimiz, destekleyeceğimiz projelerde neler karşılanabiliyor? Temel olarak personel maaşları. Yine bu tesislere ekipman ve malzeme alınması, sarf malzemeleri dahil, hizmet alımları yapılması ve hibe faydacısı tarafından ödenen ve geri alınamayan vergi, resim ve harçlar gibi masrafların karşılanması bu projeler kapsamından yapılabiliyor. ICMPD Enhanced Projesi, bahsettiğim üzere bu FRIT projesi kapsamında halihazırda yürüyen projelerden biri, ama belediyeler sadece bizden değil, halihazırda yürüyen diğer projelerden de destek alabilir. Çünkü belediyeler gerçekten Türkiye'de girişimcilik ekosisteminin ve sosyal ekonomik entegrasyon politikalarının önemli bir uygulayıcısı. Cemil Bey sağ olsun takdir buyurdu. Bizim de çalışmalarımıza atıfta bulundu. Türkiye'deki genel göç politikalarının uygulanması özellikle yerel önceliklerinin, yerel kalkınma hedeflerinin merkez politikalara yansıtılması ve mültecilere yapılan yardımların bir yandan da yerel kalkınma amaçlı kullanabilmesi açısından belediyelerin rolü çok önemli. Bu açıdan özellikle önümüzdeki dönemde yapılacak FRIT 3 programlaması kapsamında ben Cemil Bey'in şahsında belediyelere belki de bir ipucu vermek isterim. Burada beklentiler oluşturulabilir. Belediyelerin bu alanda neler yapılabileceği ortaya çıkarılırsa projelerin belediyelerin ihtiyaçlarına doğru yönlendirilmesi mümkün olabilir diye düşünüyorum. Çünkü Cemil Bey bahsetti, mülteci ve göçmen gerçeğini yaşayan belediyeler, Türkiye'de bir göçmen mülteci gerçeği olduğu doğru. Mesele hepimizin bir araya gelerek bunu nasıl artı değer haline getirebileceğimiz, bir yandan göçmenlerin ve mültecilerin, bir yandan ev sahibi toplumun istihdam imkanlarını, yaşam koşullarını geliştirirken, bir yandan da bütün bu çalışmaların Türkiye'nin ekonomik durumuna katkı bulunmasına ve genel olarak da kalkınma hedeflerine nasıl destek verebileceğini çalışmak. O yüzden de biz de belediyelerle çalışmaktan çok büyük keyif alıyoruz, kalkınma ajansları yanı sıra. Çok çok teşekkürler. İletişim bilgilerimiz burada. Bu sunumu da ben ilgili arkadaşlarla bizzat paylaşacağım zaten.
Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Tamer Bey, sağ olun. Yani zaman konusundaki hassasiyetiniz için de her bir konuşmacımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok ilgiyle dinlenen bir oturum oldu. Tabii muhtemelen imkan olsa her birinizi saatlerce dinlemek isteyeceklerdir. Ama genel olarak işte bu teknik kapasitenin geliştirilmesi, çevreci projeler, teknolojik dönüşüm projeleri, mülteciler ve göç, toplumsal cinsiyet eşitliği, enerji verimliliği, iklim değişikliğine adaptasyon gibi projelerde belediyelerin aslında şanslı olabilecekleri, iyi bir şeyle, iyi bir hazırlıkla çok çeşitli imkanların olduğunu, bazen fonlar, işte ICMPD, kalkınma ajansları ve Avrupa Birliği'nin fonları gibi, bazen de EBRD, AFD ya da başka uluslararası finansal kuruluşların hem hibe hem kredi imkanlarının olduğunu son derece iyi bir şekilde öğrendik. Ama ben bilhassa yatırım bankalarını dinlerken İzmir'i biraz kıskanmaya başladım. İstanbul'da yaşayan biri olarak sanki İzmir tarafına çok kaymış gibi krediler. Böyle ne yapıyor Tunç Başkan, paraları o tarafa mı çekiyor? İstanbul'daki belediyeler kıskanmasın. Aslında haklısınız. İstanbul'un da çok büyük projeleri var ama tabii İstanbul bono ihraç etti. Ve belediye, Türkiye belediye sektöründe aslında bir ilki gerçekleştirdi biliyorsunuz. Ve kreditör tabanını çok çeşitlendirdi. Büyük bir bono ihracıyla yurt dışı piyasalarda. Bizlerim aslında bundan sonra da İstanbul'da projeleri var. Özellikle EBRD'nin var. Yeşilşehir'e dahil olduğu için metroları desteklemek istiyoruz. Çünkü çok çevreci yatırımlar. Önümüzdeki senelerde yine göreceğiz ama özellikle geçtiğimiz iki sene içerisinde çok farklı kreditörlere de gitti İstanbul. Tebrik ediyoruz kendilerine. Desteğimiz ama devam edecek. Sırf İstanbul'a değil aslında. Bütün şehirlere. Yeter ki kredibiliteleri, finansal güçleri, büyük yatırımları, büyük kredileri kaldırmaya müsait olsun. Destek olmak istiyoruz. Aynen öyle. Çok teşekkürler. Şimdi izleyicilerimiz bizi affetsin. Soru alamayacağız. Sadece Tamer Bey'in bir şeyi daha netleştirmesini isteyeceğim. Doğru anladığımı düşünüyorum ama hani başvurursa belediyelerimiz şey yapmasın diye. Biliyorsunuz belediyeler inşaatla çokça ilgili. Sizin birlikte yaşama konusunda da yaptığınız çalışmalarda inşaatları fonlamak gibi bir şey yok, değil mi? İnşaat dışındaki çalışmalar var. Doğru. Bizim bu hibe programımızda inşaat yok. Dolayısıyla orayı da net bir şekilde anlamış olsunlar. Efendim çok teşekkür ederiz. Yani çok Bülent Özcan, Çağrı Yıldırım, İdil Gürsel, Melis Aydemir, Süleyman Bayazit, Tamer Kılıç çok değerli bilgiler verdiniz. Belediyelerimiz adına teşekkür ediyoruz. Belediyelerimiz sizden oldukça istifade etmeye çalışacaklardır. Biz de size yönlendirmeye çalışacağız. Neticede bu yaşamı aslında kredi verenler, fon verenler, hibe verenler, o işi yapanlar, yaşayanlar birlikte inşa edecek. Siz çok değerli katkılarda bulunuyorsunuz. Teşekkür ederiz. Değerli izleyicilerimiz, bu oturumu burada sonlandırıyoruz. Bu saatte yorgunsunuz ama biraz sonra bu yılki marufu şöyle bir farklılık kazandırdık. Biraz sonra Young Tevilbel oturumumuz başlayacak. TESEV'den Doktor Itır Akdoğan'la. Bu yıl 3 gün boyunca Maruf'ta akşam 19'da gençlerle. Gençlerimiz o gün boyunca yapılan oturumların değerlendirmesini yapacaklar ve Marmara Belediyeler Birliği'ni eleştirecekler. Neyi eksik yaptığımızı ve neleri daha güzel yapacağımızı anlatacaklar ve bunu 45 dakikada yapacaklar. Dolayısıyla vakti müsait olanları biraz sonra Itır Hanım gibi yetkin bir arkadaşın yapacağı Young Table oturumuna bekliyoruz. Hem böylece biraz daha umutlanmış olursunuz akşamın bu saatinde. Türkiye'de nasıl çılgın bir genç grubun, genç arkadaş grubunun, genç insanların yetiştiğini hep beraber görmüş oluruz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için değerli konuşmacılarımız. İyi akşamlar.